Merhaba sevgili İçer TV izleyenleri. Mersin'de farklı konularla, farklı konuklarla sizlerle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu hafta sizin de görebileceğiniz gibi çok farklı bir mekandayız. Türkiye Alzheimer Derneği'nin Mersin Şubesi'nin yaptırmış olduğu Yaşlı Yaşam Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Profesör Doktor Sayın Aynur Özge var. Burada büyük emekler sarf ediliyor. Kendisi bize bu emekleri anlatacak. Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz uyarılarınız için. Hoş geldiniz yuvamıza. Hoş bulduk. Burası bir yuva olacak. Evet. Şu anda kabataslak bir inşaat halinde ama nasıl bir yuva olacak? Kime yuva olacak? Burası hepimize yuva olacak. Çünkü hepimizin aile kavramını, 7'den 77'ye kavramını doya doya yaşamaya ihtiyacımız var. İnsan olduğumuzu bir kez daha anımsamak için buna ihtiyacımız var. Biz yaşlılarla çalışıyoruz ama aslında her yaş grubundaki insandan feyiz alıyoruz. Bizim aramızda çocuklar var. O kadar güzel fikirler veriyorlar ki onlardan aldıklarımızı yaşlılarla yaptığımız çalışmalarda kullanıyoruz. Gençler var, inanılmaz dinamikler. Onlar bizim yaşlılarımıza çok iyi geliyor. Onlardan feyiz alıyoruz. Orta yaşlılar var. Bize her an ışık tutuyorlar, yardım ediyorlar. Onların dinginliği ve birikimi bize ışık tutuyor. Ve yaşlılarımız var. Onların birikimleri, onların duruşları bize daha fazla çalışmak için gerekçe ortaya koyuyor. O yüzden burası 7'den 77'ye aslında herkese yuva olacak. Mersin Alzheimer Derneği tarafından inşa ettiriliyor şu anda. Nasıl katkı sunuluyor, kimler nasıl destek oluyor, siz nasıl başarıyorsunuz bunu? Çünkü hiçbir kamu desteği almadan yapılıyor şu anda bu inşaat. Şimdi bu bizim hayalimiz. Biz 8 yıldır var olan bir derneğiz Mersin'de. Türkiye'de daha eski bir tarihimiz var. Ve 8 yıldır Mersin'de yalnızca Alzheimer hastaları için değil, her yaş grubundan insan için, sağlıklı yaşlanma için birçok proje ürettik, birçok çalışma yaptık ve bunlarla da açıkçası gurur duyuyoruz. Bu çalışmalardaki en önemli noktamız gönüllülük esasıyla yürüyen çalışmalar olmasıydı. Hiçbir zaman büyük maddi desteklerle yürüttüğümüz projelerimiz olmadı ama çok ses getiren projeler yaptık. Ve iş öyle bir noktaya geldi ki kurumsal destek anlamında güvenilir bir adres ihtiyacı doğdu. Çünkü şu anda Mersin'de 10 bin Alzheimer hastası var. Ve bu sayı önümüzdeki 10 yılda 4'e katlanacak. Ve baktığınız zaman aileler büyük bir bakım yükü altında eziliyorlar. Çünkü her hasta için en az 4 kişinin yaşam akışı değişiyor. Artık o ailede işler eskisi gibi gitmiyor. Ve bütün bunlar hasta yakınlarının yaşadığı çaresizlik duygusu bizi bir şeyler yapmaya itti. Bu fikrimizi belediyelere açtık. Tüm belediyelere gittik. Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere. Ve Yenişehir Belediyesi bize bir adres gösterdi. Şu an bulunduğumuz bu Menteş Mahallesi'ndeki 3500 metrekarelik arsayı bize adres gösterdi. Biz bu arsanın İçişleri Bakanlığı'ndan Yaşlı Yaşam Merkezi yapılmak üzere tahsisatını gerçekleştirdik. Ve İnşaatla ilgili araştırmalarımıza başladık. Uzun bir süre arzu ettik ki tek bir kişi, tek bir kurum çıksın desin ki ben buranın isim hakkını alıyorum, inşaatı da yapıyorum desin istedik. Bulamadık. Bunun üzerine iş başa düştü. Sağ olsun yardımsever mimar arkadaşlarımız, yardımsever mühendis arkadaşlarımız ve bize daha henüz ortada hiçbir şey yokken güvenen yardımsever insanlar oldu. Ve biz tuğlayı, birinci kazmayı çaktık. İnşaata başladık. Tuğlalarımızı örmeye başladık. Şu anda bütün kaba inşaat aşaması bitti. Yani projenin %50'lik kısmını tam olarak tamamladığımızı söyleyebiliriz. Ve bunun tamamının finansmanı ki bu inşaat 1000 metrekareye oturuyor. 4000 metrekare kapalı alana ve 2500 metrekare bahçeye sahip olacak. Ayrıca otopark alanlarımız, yeşil alanlarımız da var. Ve bu inşaatın şu ana kadar olan ki tamamının finansmanı bağışlarla gerçekleştirildi. Bize inanan, bize güvenen. Teşekkür ederiz. Biz de öyle düşünüyoruz. Hakikaten hepimiz böyle her gün gelip buradaki her adımı heyecanla izliyoruz. Tüm üyelerimiz ki bizim şu anda 200'ün üzerinde aktif, 1600'ün üzerinde de pasif üyemiz var.
bizi yakinen takip eden bu kadar insan var. Onlara da aşama aşama gelişmeleri bildirdiğimizde çok büyük bir heyecanla karşılık buluyoruz. Nasıl topladık bu parayı? Odaların, ünitelerin isim haklarını satarak, yani böyle bir bağış karşılığı. Ben işte atıyorum annemin adına şu odanın şu kadar lira olan inşa bedelini, isim hakkını alıyorum diye protokoller imzaladık. Avukatımız sağ olsun bu konuda bize destek oluyor, Sevgi Yampar. Ve bu şekilde biz ilerledik. Arkamızda gördüğünüz duvar bir tuğla duvarı olacak. Şu ana kadar 280 kişi tuğla bağışı yaptı bu projeye. Ve bu bağışlar arttıkça da tabii ki biz daha mutlu olacağız. Başka duvarlarımız da var, tuğla duvarı yapacağımız. Bu duvarı sıvadıktan, boyadıktan sonra üzerine şömine tuğlalarından bir dekor hazırlanacak. Ve her bir tuğlanın üzerine pirinç plakalarla isimleri, bağış yapan kimselerin isimleri yazılacak. Ve bu şekilde o kişilerin isimleri ebedi olarak burada yaşayacak. Biz de şunu istiyoruz. Binalar bir şekilde yapılabilir. Evet, kamu desteği olsa, evet büyük bağışçılar olsa daha hızlı yapılacak. Biz de daha az yorulacağız. Ama bu bizim hayalimiz. Hepimiz burada insanların geleceği, yararlanacağı günleri çok büyük bir hayalle, çok büyük bir umutla bekliyoruz. O yüzden bu hayalimizi gerçekleştirmek için çaba harcamaya devam edeceğiz. Ama insanların katılımı arttıkça buraya bizim diyecek kişilerin artmasını istiyoruz. Yani şu anda 280 kişi bu binanın önünden geçerken diyecek ki bizim yaşlı yaşam merkezi. Yıllar önce Mersin Halk Evi inşa edilirken böyle bir ruh varmış Mersin'de. Ben sevgili Mimar Semih Vural'ın Mersin Halk Evi ile ilgili kitabını okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Ve dedim ki içimden, evet bizler belki Mali Tevfik Sırrıgül kadar lider olamayabiliriz ama en azından yüreklerimizi birleştirerek o ruhu yeniden bu şehirde canlandırabiliriz diye düşündük. Ki kısmen de canlandırabildiğimizi şu anda düşünüyoruz. Birçok insan arıyor bize, diyor ki takip ediyoruz. İşte ben pazar paralarımdan şu kadar para biriktirdim evladım. Sizin oraya bir tuğlaya yetmiyor param ama kumbaranı da atabilir miyim diyor. Tabii ki başımızın üstünde yeri var. Kumbaramızı da gösterelim. Bu arada kumbaramız da kentte çeşitli noktalarda şu anda bulunuyor. Odalardan sivil toplum merkezlerine, alışveriş merkezlerine, mağazalara kadar bağış yapmak isteyenler bu kumbaralara da atabiliyorlar. Bağışlar direkt yerine gidiyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Yok. Yani çok şükür bu konuda içimiz çok rahat. Dün yine Dernekler Müdürlüğü'nün yıllık olan bu yardım hesabı ile ilgili süreçleri de yeni tamamlandı ve yenilendi. Buraya yardım hesabı diye bir hesap açtık. Tabii ki oraya yatan her kuruş bu inşaata üstüne eklenerek geldi. Aynı zamanda biz dernek olarak kendi çay şeker hesabı olarak isimlendirdiğimiz kendi hesabımızdan da yaptığımız kermes, gezi, işte stand açma faaliyetleri, konserler vesaire, bunlardan 2 yıllık süreç içerisinde 45 bin lirayı biz bu projeye aktardık. Bu hakikaten bizim gurur duyduğumuz bir şey. Çünkü hakikaten biz bu konuya tüm üyelerimizle sahip çıktığımızı ve tüm üyelerimizin canı gönülden bu işe destek verdiğini tüm Mersin halkıyla gururla paylaşmak istiyoruz. Hanımlar gün grubu yapıyor, biliyor musunuz bizim için? Şimdi bu tuğla duvarı bittiğinde göreceksiniz. En az 6-7 tane hanım gün gruplarının tuğla duvarı var. Yani gün yapıyorlar, bir ayı da bizim için yapıyorlar. Bir tuğla topluyorlar, getiriyorlar, buradan tuğla alıyorlar. Biz bu inanca, bu desteğe son derece müteşekkiriz. Ve bize inanan, bu şekilde bugüne kadar destek olan herkese ve bundan sonra destek olacak herkese peşinen çok teşekkür ediyorum. Son olarak böyle bir merkez daha önce örneğini görmedik ama var mı ve merkezin içerisinde neler yer alacak, biraz merkezi de tanıyalım. Tamam. Buranın ismi Yaşlı Yaşam Merkezi. Her ne kadar biz Türkiye Alzheimer Derneği'yiz ve sadece Alzheimer hastalarıyla çalışıyormuşuz gibi bir algı olabilse de öyle değil. Biz Alzheimer hastalarıyla ve hastalığın
etkilediği ailelerle tabii ki çalışıyoruz. Bu bizim esas görev alanımız. Ama aynı zamanda insanların sağlıklı yaşlanmaları ve Alzheimer hastalığına yakalanma risklerini düşürecek çalışmaların yapılması da bizim yine esas görev alanımız. O yüzden biz sağlıklı yaşlanma konusunda da projeler üretiyoruz. O yüzden de burası bir yaşlı yaşam merkezi. Yani içerisinde 4 tane ünite olacak. Birincisi aktif yaşlanma birimi. Yani henüz hasta olmayan kişilere yönelik veya eşlerden birinin Alzheimer hastası olduğu durumda hasta olmayan eşe yönelik. Veya aile büyüklerinde Alzheimer hastası olduğu için ya ben de hasta olur muyum diye korkan evlatlara yönelik çalışmalar. Ki biz bu aktif yaşlanma çalışmalarının bir kısmını, yani büyük bir kısmını şimdiye kadar dernek çatısı altında yapmaya çalıştık. Ama tabii ki burası tamamlandığında daha koordine bir şekilde, daha etkili bir şekilde yapabileceğiz çalışmalarımızı. Ve şehirdeki herkese açık olacak bu çalışmalar. Gerek yararlanmak isteyen herkese, gerekse gönüllü olarak bu projelerde çalışmak isteyen herkese, öğrenciler, ev hanımları, gençler, herkese açık olacak bu aktif yaşlanma birimindeki çalışmalar. İkinci birimimiz burada, bu katta 3 tane, alt katta 5 tane olmak üzere, tabii 5, 8, 8 tane 70 metrekarelik çok amaçlı salonumuz var. Bu salonlarda biz gündüz bakım evi hizmeti vereceğiz. Yani arzu eden Alzheimer hastaları veya diğer demans hastaları buraya müracaat edecekler aileleri tarafından. Biz onları bir komisyon tarafından değerlendireceğiz. Gündüz bakım evinde bakılmaya uygun olduklarına karar verdiğimiz her hastayı arzu ediyorlarsa birkaç saatliğine, arzu ediyorlarsa yarım günlüğüne, arzu ediyorlarsa tam günlüğüne evlerinden alacağız, buraya getireceğiz. Burada o bahsettiğim 8 tane salonda özel programlar dahilinde ve hastaların ilgi alanlarına göre çeşitlendirilmiş olarak birçok faaliyet yaptıracağız onlara. 2,5 dönüm bahçemiz var, gurur duyuyoruz o bahçeyle. Orada birçok etkinlik yaptıracağız. Onlara bir arada olduklarını, yalnız olmadıklarını yaşatacağız ve böylece hastalıklarının ilerlemesi yavaşlayacak. Bunu biz dünya literatüründen de biliyoruz. Ve akşam da yine evlerine, ailelerine geri gönderecekler. Bu en çok ailenin hayatını kolaylaştıracak. Çünkü aileler bakım yükünün altında ezilmeyecekler. Yani ya babanızla ne paylaşacaksınız? Babacığım nasılsınız? Yemek yer misiniz? Çayınızı nasıl alırsınız? Kahve içer misiniz? Ve daha nasılsınız? Bitiyor bir yerde sohbet. Ama babanız kendi akranlarıyla bir arada olup etkileşime girdiğinde akşam size anlatacak o kadar hikayesi olacak ki siz de o hikayeleri dinledikçe kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Anneniz babanız evden uzak, kendisini güvende hissettiği bir ortamda vakit geçirdiğinde evde kendine vakit ayıracak ve akşam o da babanızla daha güzel vakit geçirecek. Ve siz işteyken aklınız evde annenizle babanızla kalmayacak. Babam acaba evden camiye çıktı, yolda kayboldu mu diye endişe etmeyeceksiniz. Ya da başına bir şey mi geldi? Ya da kesinlikle. Siz streslisiniz, işte çocuğunuzun sınavı var veya benzeri bir durumunuz var, olağanüstü bir durumunuz var. Nereye bırakacağım? Kimsem yok o anda. İnanın çok haklısınız. O kadar yaşıyoruz ki bunu. Yani hastanın 7 çocuğu olabiliyor, tek bir çocuk bakıyor. Ve o çocuk kanser hastası olduğunda hastayı bırakacak ikinci yer bulamıyor ki gitsin de kendi kemoterapisini alsın. Yani ben hekim olarak maalesef bu tarz olaylara her gün defalarca tanık oluyorum. Her gün bir an önce bu binanın bitmesi için büyük bir ihtiyaç duyuyorum, büyük bir azim duyuyorum. Çünkü insanların çaresizliğine tanık olmak insanı da çaresiz hissettiriyor. O yüzden gündüz bakım evi bizim buradaki en çok önem verdiğimiz, en fazla üzerinde durduğumuz nokta. Bir diğer konu, sürekli bakım merkezimiz olacak. Üstteki 2 kat, 2000 metrekare alan, içerisinde 30 oda var, 60 hastamız oradan hizmet alabilecek. Bu odaların her biri kendine ait banyosu, tuvaleti, özürlere uygun bir şekilde yapılmış olacak şekilde olan odalar. Ve bu odalarda kalan yaşlılarımıza 24 saat hemşirelik hizmeti,
yaşlı bakım teknisyenleriyle kaliteli bakım hizmeti verecek. Bu da üçüncü üniteydi. Son olarak... Ünitede şey de söyleyelim, hem sürekli hem de... geçici. Geçici bakımda yapılabilecek. Kesinlikle. Yani bir hafta, az önce verdiğiniz örnek gibi, yani çocuğum sınava girecek. Bir hafta onunla ilgilenmek istiyorum ama bu arada annemin bakımını da aksatmak istemiyorum diyen sakinlerimiz için bir haftalığına alacağız anneyi, çünkü onlardan bakacağız. Yaşlı bakımının yanı sıra şimdi sağlık sorunu olan bir yaşlıya bakmak çok daha zor bir şey. Bunu hiçbir yere bırakamayacağını düşünüyor hasta yakın. Kesinlikle çok haklısınız. Çünkü yani dün domates toplayan adama bugün gel anneme bak diyemiyorsunuz. Evet. Yani bizim hastalarımız, Alzheimer hastalarının kendilerine ait bir klinik seyirleri var. Örneğin çok rahat senaryo üretebiliyor. Diyebiliyor ki eve gelen hanım benim altınlarımı çaldı. Ne bileyim beni taciz etti. Beni dövdü. Bana hiç yemek vermedi. Aç bıraktı. Veya bir aynanın karşısına geçiyor. Aynadaki yüzünü tanıyamadığı için bu evde yabancılar var. İşte bana zarar verecekler diyebiliyor. Veya televizyon açılıyor. Televizyonda diyelim ki bir aksiyon sahnesi var. Adamın birbirine bağırdı veya vurdu. O an içinde zannediyor kendini. O an onun içinde zannediyor. Korkuyor, panik yaşayabiliyor. Veya yemek yemeyi reddedebiliyor, su içmeyi reddedebiliyor. Dolayısıyla bu insanlara bakmak için herhangi bir yaşlı bakımından da daha öte. Yani kalçasını kıran hasta da bizim için yaşlı bakım hastası. Ama Alzheimer hastalarının hastalıktan dolayı davranış paternleri değiştiği için daha fazla bilgi, daha fazla donanım ve daha fazla özen gerektiriyorlar. Kendine zarar vermeye, çevresine zarar verme gibi bir durum söz konusu. Katiyetle gerekiyor. Yani her an hiperaktif bir çocuğa bakar gibi gözünüzün üzerinde olması, her an bir sonraki adımı bir önden tahmin edebilmeniz ve ona göre davranmanız gerekiyor. İşte bütün bunlarda kalifiye personel, kalifiye eleman ihtiyacını doğuruyor ve biz bu anlamda şanslıyız. Çünkü Mersin'de Türkiye'de açılan 3. okul açıldı. Yaşlı bakım teknisyeni yetiştiren bir yüksek okulumuz var. Öncelikle tabii bu yüksek okulda 2 yıl eğitim alan çocuklarımızın bu kurumda ve bu tarz kurumlarda istihdam edilmesini hedefliyoruz. Bu çocuklarımızın yeterli olmadığı, daha fazla istihdam ihtiyacı doğduğu durumlarda da sertifika programları açarak yaşlılarımızın kalifiye personel tarafından, sertifikalı personeller tarafından bakılmasını sağlayacağız. Sürekli bakımda da bu elemanlarımız hizmet verecek. Sürekli bakım merkezinden devam edelim isterseniz. Çünkü istihdam çok başka bir konu burada. Çok ayrı başlı başına bir konu olacak. 4 ünitemiz vardı. Bunlardan 3 tanesini saydık. Aktif yaşlanma birimimiz, gündüz bakım evimiz, sürekli bakım merkezimiz. Dördüncü. Dördüncü de evde bakım birimi. Evinde bakılma noktasında olan ailenin veya hastanın evde bakımı tercih ettiği kişilere de, ki bu sadece toplumumuzda Alzheimer... da yaygın bir talep aslında. Evet. Ve bu sadece Alzheimer hastalığı için talep olmayacak. Yani örneğin babanız bypass ameliyatı geçirdikten sonra da evde bir bakım ihtiyacı olabilecek. Veya kalçasını kırdığında protez sonrasında da birkaç ay bakım gerekecek. Ve o noktada da bakıma kalifiye bir personele ihtiyacınız olacak. Ve o noktada da bizler bir portföy oluşturacağız. Bahsettiğim gibi o portföyde hep sertifikalı kalifiye personelden oluşturacağız. O portföydeki elemanların tüm kurumsal iletişimi, denetimi ve özlük hakları kurumdan sağlanmak üzere ailenin talebine göre bizim portföyümüzdeki en uygun elemanı yönlendireceğiz. Bir terslik olması, ailenin o elemandan memnun kalması durumunda alternatif eleman yönlendireceğiz. Ve bu şekilde kurumsal anlamda evde bakıma destek vereceğiz. Bu çok talep alacak bir hizmet diye düşünüyorum. Zira son yıllarda yerel yönetimler dahi işte siyasiler proje kitapçıklarına evde bakım hizmetlerini koymaya başladılar. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi uygulamaya başladı diye biliyorum. Seçimden önce başlamıştı ama. Şimdi gelelim size, buraya kim gelebilecek, nasıl gelebilecek? Hangi şartlara haiz olmak gerekecek? Bir ön bilgi alalım en azından. Tamam. Burası bir rehabilitasyon merkezi olarak tasarlandı. Tüm mimari detaylar da ona göre ruhsatlanacak şekilde düzenlendi. Her aşamada da bu konudaki karar mercileriyle iletişim içerisindeyiz. Hani sonradan bir sürprizle karşılaşmamak adına.
Rehabilitasyon merkezi olmasının esprisi şu. Bir kere her başvuran kişi buradaki bir, buranın kendine ait bir işletme sistemi olacak, işletme ekibi olacak. Doktoru, hemşiresi, psikoloğu, sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bakım teknisyeni bir komisyon olacak. Her başvuru o komisyon tarafından değerlendirilecek. Ve komisyon başvuran kişinin hangi üniteden yararlanmasının doğru olduğuna karar verecek. O üniteden yararlanmasına engel teşkil edecek bir sağlık veya sosyal durumu olup olmadığına, yani yasalar çerçevesinde tabii ki bahsediyorum, bir engel olup olmadığına karar verecek ve ona göre üniteye hasta kabulü yapılacak. Hasta kabulü yapıldıktan sonra da o ünitenin kurumsal desteği için devlet tarafından verilen bir hakkı var mı ona bakacak. Örneğin şu anda Alzheimer hastaları için gündüz bakım evinden yararlanan hastalara ve sürekli bakımdan yararlanan hastalara, keza evde bakımdan yararlanan hastalara verilen bir devlet desteği var zaten. İşte bu devlet desteğini kurum almak için gerekli prosedürleri işletecek ve ailenin adına, hastanın adına bu devlet desteğini alacak. Ve o hastanın bu kuruma maliyeti neyse, çünkü burası kar amacı güden bir kurum olmayacak. Biz de Alzheimer Derneği olarak buradan herhangi bir kar beklentisi içerisinde değiliz. Bizim amacımız buranın hayata geçmesi ve bizim de bir mütevelli heyetle buranın iktisadi işletmesini hayata geçirdikten sonra denetleyen, takip eden kurum olarak bir adım geride durmamız. Ve burası kuruluş prensiplerine uygun bir şekilde çalıştırılacak. Tabii ki kendisini çevirecek, tabii ki kendi ihtiyaçlarını amorti edecek bir bütçe hesaplaması yapılacak. Ve bu hesaplama sonucunda alınan devlet desteğinin üstünde kalan yüzde neyse ki, bizim tahminlerimiz şu anda bunun toplam bütçenin %20'sine denk geldiğini düşündürüyor. Yani devlet desteğinin üzerine hasta maliyetinin ancak %20'sini aileden talep edeceğimizi öngörüyoruz. Çoğunu biz devlet desteğiyle götürebilmeyi istiyoruz ve ona göre hesaplamalarımızı yapıyoruz. O vakit onu biz aileden talep edeceğiz ve aile buradan hastasının yararlanmasını sağlayacak bahsettiğim prensipler çerçevesinde. Ve burası herkese açık olacak. Yani sosyal güvenlik penceresi altında olan olmayan herkese açık olacak. Ve inanıyorum ki biz buraya açtığımızda çok kısa sürede bekleme listeleri oluşacak ve sizler belki de o zaman onu haber yapacaksınız. İşte bekleme listesinde şu kadar sıradaymış insanlar, neden bir an önce daha fazla yer yok, bu binalar artsın. İşte o zaman da biz diyeceğiz ki özel sektör, kamu kuruluşları, evet buyurun siz de bu binanın, bu yapılanmanın benzerini yapın. Çünkü biz Türkiye'de bir ilk olmaya talip olduk ve bu işi bir örnek proje olarak üretiyoruz. Tam bir örnek proje aslında şu anda. Umuyoruz. Yani o niyetle hakikaten yola çıktık. Umarız ki bir an önce tamamlanır, bir an önce hizmete girer ve örnek bir proje olarak da yaşar. Çünkü biz şuna inanıyoruz, binalar biter bir şekilde. Evet. Ama kurumların sahiplenilmesi, şehir tarafından benimsenmesi de en az binaların yapılması kadar önemli bir konu. O vakit işte herkes bizim yaşlı yaşam merkezi diyebilirse, o zaman buraya sahip çıkar ve bizler faniyiz. Bizlerden sonra da burası ebedi olarak yaşar diye umut ediyorum. Yani bugün bir Mersin halk evi gibi burası da umarız ki yüzlerce yıl sonraya kuşaklara aktarılır ve gelecek kuşaklar der ki Mersin halkı ne kadar güzel, hiçbir sıfat gözetmeden temiz bir amaçla bir araya gelmiş ve böyle örnek bir tesisi ortaya çıkarmış ve yaşatmış desin gelecek kuşaklar. En azından bu işte bizimle gurur duysun istiyorum. Sizlerle gurur duyacağı kesin en azından. Bunu tüm Mersin'e yaymak çok önemli. Ki yaymak adına da çok büyük çabalarınız var zaten. Çok büyük çalışmalarınız var. Ben şunu da eklemek istiyorum. Telefon ve size ulaşabilecekleri, hesap numarası, katkı sunabilecekleri, adres, onları da verelim izleyicilerimize ki hem bu sayede hem belki katkıda sunmuş oluruz. Çok güzel. Şimdi bir kere tüm izleyicilerimizi, eğer Alzheimer hastası bir yakınları varsa
Alzheimer Derneği Mersin Şubesi'ne gelmeye davet ediyorum. Aktif üye olmak zorunda değiller ama gelsinler, yardım alsınlar, kendilerini tanıtsınlar. Çünkü biz orada hasta yakınları için o kadar çok faaliyet yapıyoruz ki ve bundan yararlanan herkes geri dönüp bana şunu diyor. Hocam keşke sözünüzü daha önce dinleseydik de daha önce yararlansaydık bu etkinliklerden. Bir şekilde deşifre olmaktan korktuk. Bir şekilde kendimizi sanki aile büyüğümüzü şikayet ediyormuş gibi hissettik. O yüzden daha önce gelmedik ama keşke daha önce gelseydik. Hasta yakınlar için de çok zor bir süreç. Çok İnanılmaz. Bunu yaşamayan bilmez. Yani yaşamayan kesinlikle bilmez. O yüzden lütfen eğer böyle bir hastaları varsa çekinmeden, hiçbir bunun hukuki, mali ve benzeri sorumluluğu yok. Gelsinler, Zeytinlibahçe Caddesi'nde Zeynep Şehit Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan dernek ofisimizi ziyaret etsinler. Hayır gelemiyorum ama ben oraya uğrayamam diyorlarsa 0324 336 46 41 numaralı telefondan dernek sekreteryamıza ulaşsınlar ve kendilerini tanıtsınlar. Eğer bizim etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorlarsa cep telefonlarını veya elektronik posta adreslerini bıraksınlar. Biz onlara tüm etkinliklerimizi bu yolla isteyerek duyurabiliriz. Çok mutlu oluruz bundan. İkinci mesajımız, burası bir yaşlı yaşam merkezi ve biz de yaşlanan bir toplumuz. Şu anda Mersin'de 65 yaş üzeri 100 bin kişi yaşıyor. 75 yaş üzeri 45.900 gibi bir rakam var. 2009 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre. Bu kadar insan için yüzlerce kişiye hizmet verecek bir kurum elbette ki çok az. Ama bu çok azı hiç olmazsa bir an önce bitirelim ki daha fazlası için yine canı gönülden ben bir birey olarak Alzheimer Derneği'nin üyesi ve şimdiki başkanı olarak söz veriyorum. Benzer projelerde de biz aynı kendi projemizde çalıştığımız gibi canı gönülden çalışacağız, destek olacağız. Çünkü istediğimiz tek şey insanca yaşayalım, insanca yaş alalım, insanca yaşlanalım. Bunuyacaksak da insanca bunuyalım. Çünkü hakikaten bu çok önemli. O yüzden lütfen kendilerine en yakın kumbarayı öğrensinler ve gidip kumbaralara bağış yapsınlar. Eğer izleyicilerimizin bir iş yerleri varsa, iş yerlerine kumbara koymak isterlerse yine dernek sekreteryamızı arayıp kendilerini bu taleplerini iletsinler. Eğer küçük yardımlarıyla buraya bir tuğla koymak isterlerse ki 500 liraya bir tuğla isim hakkı çok alabiliyorlar. Çok büyük bir rakam değil. 500 liraya tuğla isim hakkı alsınlar. Ramazan ayındayız. Sitelerini eğer değerlendirmek isterlerse bu amaçla değerlendirsinler. Kurban bağışlarını benzer bir şekilde arzu ederlerse değerlendirsinler. Eğer daha biraz daha aile üyeleri bir araya gelip aile büyüklerinin adına biraz daha güçlü bir yardım yapmak isterlerse odalarımızın isim hakkını veriyoruz. 10 bin liradan 80 bin liraya kadar odaların büyüklüğüne ve içeriğine göre oda isim hakları var. Onlardan birini alabilirler. Keza şirketler bu şekilde veya odalar, sivil toplum kuruluşları isim hakkı alabilir. Ama ne olur el birliği etsinler veya aynı yardım yapabilirler. Örneğin iş yeri sahipleri sattıkları bir ürünü buraya bağışlayabilirler. O da benzer şekilde lanse edilecek. Örneğin bir beyaz eşya satıcısıdır. Diyebilir ki ben size 3 tane televizyon vermek istiyorum veya ne bileyim buzdolabı vermek istiyorum veya bir başka ihtiyacımızı vermek veya bir ahşap satıcısıdır. Ahşap ürünleriyle ilgili bir yardım yapmak istiyordur. Bunlara da sonuna kadar açığız. Ama öncelikle buradan haberdar olsunlar. Dinleyenler, dinlemeyenlerle bu bilgiyi paylaşsın ve buraya sahip çıksınlar. Çünkü bu hepimizin yaşlı yaşam merkezi. Bizim Mersin'de bir yaşlı yaşam merkezimiz var demeyi. Ve pazar günleri lütfen çocuklarını, torunlarını alsınlar, gelsinler buraya. Bahçede bizim yaşlılarımızla birlikte kahvaltı yapsınlar. Çocuklar büyüklerine, büyükannelerine, büyükbabalarına, manevi büyükannelerine, büyükbabalarına kitap okusun, onlarla oyun oynasın, taş boyasın. Birlikte bir şeyler yapsın ve kuşaklar bir arada olmayı yaşasın. Yani artık böyle çekirdek aile ayrışmayalım. Bir arada olmanın tadını yeniden o büyük aile kavramını
yeniden bu tesiste yaşayalım. Amaç bağları koparmak değil, aksine güçlendirmek zaten. Biz de bu amaçla buradayız. O yüzden sözde başlarken dedim ya, burası 7'den 77'ye herkesin yaşam merkezi. Burada herkes için yapacak bir iş var. Örneğin ev hanımları eminim ki ileride bize diyecekler ki, ben bugün evde kek börek yapacağım, getireyim orada hep birlikte yiyelim. Biz de çok memnuniyetle onu kabul edeceğiz. Bu şekilde istiyoruz ki herkesin yaşadığı bir yer olsun burası. İnanıyorum ki hepimizin yuvası olacak burası. İnanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Profesör Doktor Aynur Özge bizi ağırladığınız için. Çok kısa bir süre sonra burada çok farklı bir program yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah heyecanla bekliyoruz o süreyi. Ve bir an önce olması için de herkesi tekrar tekrar bu projeye destek olmaya davet ediyoruz. Size de duyarlılığınız ve ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Çelçin İlkenli, bu hafta Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi'nin öncülüğünde yapılan, onun hayata geçirdiği Yaşlı Yaşam Merkezi'ni sizlere tanıttık, anlattık. Tabii ki durmayacak, bitmeyecek. Merkez yaşadığı sürece biz merkezle ilgili size bilgi vermeye devam edeceğiz. Çünkü burası hepimizin yuvası. Bizi izlemeye devam edin diyoruz.